Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor. 2 Birlik skorlarla ilk 2 haftayı geçen son şampiyon Adana'da 5-1'lik galibiyetle 3'te 3 üç yaptı ve puanını 9'a çıkardı. 4 hafta sonunda bir maçı da ertelendi sarı kırmızıların hatırlayacaksınız. Çok enteresan bir karşılaşmayı geride bıraktık Adana'da. 37. dakikada 4-0'ı bulan Galatasaray aslında beklediğinden de kolay farklı bir galibiyete ulaştı ama halakin e, hakem yönetimi verilen kararlar penaltılar kartlar konuşulacak hocamıza yorumlatacak hakikaten çok enteresan pozisyonlar var ama her zaman olduğu gibi öncelikle Galatasaray'ın oyunu Adana Demirspor'un durumu e, yaşananlar e, her şey bir tarafa seyirci için eğlenceli e, her anında bir şey olan zaman zaman tenis maçına dönen bir karşılaşmayı izledik. Belki futbol kalitesi çok yüksek değildi ama konuşulacak çok şey de var karşılaşmada. Neler söyleyeceksiniz bu 5-1'lik maçın ardından bizlere? tabi bu arada bir kötü notta Galatasaray için Icardi'nin sakatlığı. Evet, talihsiz bir sakatlık. Evet. Ee, ikinci yarı itibariyle dediğin gibi tenis maçı hani orada orada oldu ama ilk yarı hani şey vardır ya Squash mı denir? Hı, tek taraflı. Arada, evet. tek taraflı, evet, evet, Squash gibiydi. Şimdi e, ilk yarı bittikten sonra herhalde e, ikinci yarı itibariyle maç bitince e, işte bir maçın başrol oyuncuları birdir, ikidir. Veya bir maçın diyelim başrol oyuncuları. Bu maçta çok var. İlk yarı bittikten sonra işte Kerem Barış Defansa'nın atılan arkaya toplar derken... ...işte genç, tecrübesiz karaci Deniz... E, ...efendim öyle söyleyeyim... E, ...sahaya gelirken... ...ilk yarı Adana Demirspor spor geri... ...dörtlüsünü geride bırakmış. E, on derken ikinci yarı... ...hani biz de başrol oynamak istiyoruz. Biz de bu filmin... ...hikayenin ba, başrolü olmak... E, ...biz de yer almak istiyoruz diyen... ...hakem ve e, var hakemi... ...devreye girdi. E, dolayısıyla... Yani çok baş sahiplenmeye çalışan aktör e, çoktu değil mi? Vardı. E, ama genel anlamda bakarken işte Galatasaray e, oyunundan, Adana Demirspor'un tahtasının kapalı olması, küçülmeye gitmesi, e, bunun verdiği şeyler, e, tecrübesiz kaleci, e, arkaya atılan toplar, Barış ve Kerem gibi forvetler varken bir de fansun bu şekilde oynaması, e, ikinci araya baktığın zaman e, yine bu şekilde hareket edip fakat bu sefer de Basçuay'ın yani bir yardımcı aktör gibi defansa madem siz yapamıyorsunuz ben yardımcı olayım diye Oğuzayet'e düşmesi. Herhalde 4-5 tane Düştü. Yani. düştü. E, Kardil'in de yer değiştikten sonra pozisyonlara girip kaçırması, penaltıyı kaçırması. E, i̇lk yarı mesela bence maçın yıldızı ilk yarı itibariyle özellikle Yardımcı hakem Bersan durandı. Şimdi e, atılan gollerde çok ince. Yani yarı otomatiğin çizdiğinde baktığında gerçekten e, birbirine çok yakın. Ya Hiçbirinde yanılmadan, vara bırakmadan. Hani bazen ofsaytı kaldırırsın, vardan döner. İşte golü verirsin, ofsayt çıkar. Hani şey dedim. Bahattin Duran var yardımcı hakem. E, herhalde ondan el almış. O da biliyorsun. Hani bu Siz ligin beraber kalifiyesi, kaliteli bir yardımcı hakemiydi. E, dolayısıyla Bersan Duran'da e, ilk yarının bana göre yıldızıydı. Bu bakış açısıyla. İkinci yarıda işte hakem ekibi olarak da yıldızlaşmaya çalışan bir Halil Umutmeler ve Kadir Sallan FIFA hakemlerimiz vardı. Verdikleriyle vermedikleri, verdikleri hatalı, vermedikleri hatalı derken e, ilk yarı itibariyle zaten Galatasaray e, maçı kopardı ikinci yarıda. 60'ta 5-0'dı maç zaten. Yani. Senin de dediğin gibi git gel penaltılar, kaçan goller e, belki çok farklı bir skor olacakken e, ilk yarıya baktığımızda e, baz aldığımızda daha doğrusu ikinci yarı daha kısır bir skor oldu. 5-1 bir galibiyetle Adana Demirspor'u yenerek Galatasaray Young Boys aslında hani az yani o onun bir Taraftara karşı özrü oldu bir nevi. Evet, bu arada ee, tabii Avrupa Kupalarında e, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde farklı bir e, statüyle artık yola devam edilecek. Sekizer karşılaşma oynayacak ekiplerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı aynı organizasyonda e, bu büyük heyecanın içerisinde izleyeceğiz. Hocam, aynı ülkenin takımları oynayamıyor ama mesela bizim ülkemizin takımları. Ee, aynı takımla oynayacak. Yani Tabii. Fenerbahçe, Beşiktaş mesela. Ya, özellikle Hollandalılarla Almöyle, çok yolumuz. Ajax'la. E, olacak bu. ile kesişiyor. Ee, i̇nşallah. E, X8 4 mü? X8. X8, direkt gidiyor. 924 9 24 bir tur daha oynuyor. Play -off play -off yapıyorlar. Evet. evet. Sonra o öbür, öbür 8 ile son 16 eşleşmesi oluyor. 16 maç yani lig değil orada da eleme Tabii tabii ele ele artık ondan sonra hep eleme. Yani ele ele 8 tane 4 içeride 4 dışarıda takımlarımız maç yapacak. Evet. Hep. Evet. Normali 6'ydı 8'e çıktı bu. 8'e çıktı ama bakalım ben birazcık e, bu değişiklikten e, şey değilim. Hoşnut değil. değilim. Hoşnut değilim yani. Sebep? E, çünkü bir grup e, matematiği, grup heyecanı, grup çekişmesi öyle bir şey olmayacak. Yani 30 küsür takımın aynı şeyde sıralanacağı. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Konferansta iki maç daha az oynuyor biliyorsun. Mesela Başakşehir e altı takım oynayacak Altı takımla oynayacak hocam. E şimdi orada baktığın zaman yani 30 otu, 36 otu, pardon 32 takım altı 6 maçla bir sıralama olacak. Yani 4-5 tane takım aynı gol aynı puan avarajıyla sıralanacak herhalde. E, disiplin puanlarıyla belirlenecek var. Yani fair, hani fair birini diğerinden ayırmak biraz yani Bu şey sistemin gelmesi yani. acaba geçen sene hani belli başlı kulüp başkanlarının bir atılıp o, hani o bir süredir süperlik Projesi yüzünden O proje Ama e, tatmin mi? edecek mi göreceğiz. Tabii. Biraz deneme yanılma yöntemiyle de gidecek sanırım. E, bu süreç e, gösterecek devamını veya farklı bir revize halini. Ama benim şahsi fikrim Buradan sonra gruba dönmez, bu şekilde devam eder. Bunu revize ederler. E Tabii bir değişikliğe gidebilir ama şöyle düşünelim. Mesela 8 maç, 3 maçta istediğin gibi gitmedi. Bir takım, x takım. Ee, bizim takımlarımızdan bahsetmiyorum. Yani 3 maçta bir puan çıkardı. Öyle bir fikstür geldi ki. Ondan sonra belki bakış açısı değişecek o takımın. Y, y takıma e, oradan vazgeçmiş takım gelecek. Yani... Anlatabiliyor. Herkes herkesle oynamayacağı için. Biraz bir şans hand, faktörü var. Evet. Hatta biliyorsun e, sosyal medyada şimdi arkadaşlarımız bana gösterdi. En şanslı Kur'ra en şanssız Kur'ra sıralaması, indeksleri vesaireleri başladı. Neden? Çünkü e, senin oynadığın 8 takımla benim oynadığım 8 takım zeng, her ne kadar zeng, aynı zeng, torbadan gelsin. Denk olmuyor. Olmuyor. Yani o tartışmalara çok açık bir i̇şte şey. Bunlar belki ileride bunlar revize edilecek. Anlamında söyledim ama ben bu sistemden vazgeçeni zannetmiyorum. Fenerbahçe o zorluk derecesi ve o indeks sıralamasında Avrupa'da kurrağı çeken, en zorlu kurrağı çeken dördüncü takımmış. Şimdi Mehdi söylüyor bana. Yani bu tür tartışmalara çok açık bir sistem. Peki ile ilgili son bir notum var hocam. Yani bu skor hakikaten etkileyici. 5-1'lik skor, kaçan penaltılar vesaire git geller ama geçtiğimiz yılki Galatasaray'a göre biraz daha kolay pozisyon vermiyor mu? Maç 4-0'dı. Şutlar, toplu oynama, gol beklentisi Adana Demirspor'un daha farklı fazlaydı. Yani bazen matematik her şeyi göstermez futbolda. Okey. Ama Galatasaray savunmasının da işte sağ bek problemi, sol bek köyünü gönderdiler. Eee Yeler Leo Dubai'yi feshettiler. Yani şu anda ideal e, kadrosunda yeler dışında bek olmayan bir takım ve savunmanın da Sanchez'in de yokluğuyla beraber yani şu 5-1 kazandığı maçta bile bu kadar pozisyon Şimdi, vermesi Şimdi enteresan Şimdi şöyle mi söyleyeyim. E, zaten burada eğer hani Galatasaray çok üstün ve bu skorla aldı denirse Galatasaray'ları yanıltır. Buradaki Adana Demirspor'un durumu da göz önüne alarak bu skorun oluşması, bu oyunun oynanması ben tek artı olarak yani ve en büyük artı olarak Mete Han'dı değil mi? Evet. Bardakçı Muslera. Hani Adana Demirspor Spor karşısında defanstan stoperleri ve kalecinin ayağının bu kadar iyi olmasının faydasını gördük Galatasaray. Hı Hani o atılan toplar defansta bir anda oynayan stoperlerin ayağına hakim olmasının ne kadar Önemli olduğunu sadece çıkarken paslaşma sırasında değil bu uzun toplarda da isabetli hedefi bulan paslarda da bu sonuçları yakalamakta en büyük artı o stoperlerin ayak hakimiyeti. Metehan'da onlardan biri geleceğin yıldızı. Bravo birkaç senedir takip ediyorum onu ben. E, hatta şöyle tanışmıştık izninle hemen kısaca anlatayım. Benim antrenman yaptığım e, tesiste özel hocayla çalışıyordu. Ya yani orada tanıştırmışlardı beni Metehan'la. Öyle ayaküstü daha birkaç sene önce. Yani off sezonda. Zaten biliyorsun artık e, genç veya değil. Zaten sanıyorum o o zaman 21 yaş altı milli takımında da vardı veya 19 yaş altı hatırlamıyorum. Off sezonda bile kendi hoca Ile, e, fizik kondisyon yüklemesi yapıyordu. Yani orada notunu vermiştim. Sonra kiralandığı takımlarda çok başarılı oldu. Sezon öncesi çok başarılı o oldu. O senin gördüğün o çalışmalarının işte, i̇şte yavaş yavaş semeriz. meyvesini alacak. İnşallah semeriz. E, semeriz. maçın gibi, en iyileri ve en kötüleri zaten şurada. En iyileri de orada en kötüleri de orada. <laughs>